Değerli izleyicilerimiz, Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı olarak sizlere Erasmus programının yetişkin eğitimi alanındaki desteklerini anlatmak üzere bir video hazırladık. İyi seyirler dileriz. Erasmus programının alt faaliyetlerinden birisi olan yetişkin eğitimi programı, yetişkin eğitimine yönelik projelere hibe desteği sunmaktadır. Yetişkin eğitimi sağlayan kişiler ve yetişkin eğitiminin güçlendirilmesine yönelik projeler faaliyetimiz kapsamında hibelendirilmektedir. Fizyolojik, sosyal ve psikolojik özelliği ne olursa olsun, örgün eğitim kapsamı dışında kalan bir birey yetişkin olarak tanımlanmaktadır. Bu tür bireylere eğitim sağlayan kişiler de yetişkin eğitimi personeli olarak kabul edilir. Erasmus+ programı kapsamında yetişkin eğitimi alanında ana eylem 1 ve ana eylem 2 olmak üzere temel olarak iki faaliyet için hibe desteği sağlanacaktır. Ana eylem 1 altındaki projeler çok çeşitli kurum kuruluşta yetişkin eğitimi yürütmekte olan personeli hedef alan ulus ötesi hareketlilik faaliyetlerini teşvik etmektedir. Bu faaliyetler aracılığıyla yetişkin eğitimi personelinin bilgi, beceri ve davranış gibi yetenekleri edinmesi konusunda desteklenmesi, mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, yabancı dil yeterliliklerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca farklı kültür ve ülkeler hakkında farkındalığın artırılması, uluslararası iletişim ağlarının oluşturulması, Avrupa vatandaşlığı duygusunun geliştirilmesi hedeflenmektedir. Tüm bunlara ek olarak hareketlilik projelerinde kuruluşların kapasitelerinin ve uluslararası boyutunun geliştirilmesine, eğitim, öğretim, iş gücü ve girişimcilik arasındaki sinerji ve geçişlerin güçlendirilmesine yardımcı olabilir. Bir hareketlilik projesi, ekranda görmekte olduğunuz faaliyetlerden birini veya daha fazlasını içerebilir. Personel eğitimi faaliyeti, yetişkin eğitimi personelinin yurt dışında yapılandırılmış kurslara veya eğitim faaliyetine ya da yurt dışında yetişkin eğitim alanında faaliyet gösteren ilgili bir kurum kuruluşta işbaşı eğitimi, gözlem sürecine katılımını sağlamak suretiyle profesyonel gelişimini destekler. Eğitim-öğretim görevlendirmeleri faaliyeti yetişkin eğitimi kurum kuruluşunun personeline yurt dışındaki bir ortak kurum kuruluşta öğretme veya eğitim sunma fırsatı sunmaktadır. Bir yetişkin eğitimi hareketlilik projesinin Erasmus+ programı hibesine uygun olması için projenin program kılavuzunda belirtilen uygunluk ölçütlerini ve hibe ölçütlerini karşılaması gerekmektedir. Şimdi uygunluk ölçütlerini inceleyelim. Uygunluk ölçütlerinden ilki, başvurunun programa üye ülkelerden birinde bulunan uygun katılımcı kuruluş tarafından yapılmış olmasıdır. Önceki Avrupa programları kapsamında desteklenen çok sayıda hareketlilik eylemine göre, Erasmus+ programının getirdiği en önemli yeniliklerden birisi, bireylerin hareketlilik projelerine katılmak için doğrudan hibe başvurusu yapamayacak olmalarıdır. Tüm başvurular kurumlar tarafından yapılacaktır. Yetişkin eğitimi alanında faaliyet yürüten herhangi bir kamu veya sivil toplum kuruluşu, iş gücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet yürüten herhangi bir kamu veya sivil toplum kuruluşu ya da bir ulusal yetişkin eğitim konsorsiyumunun koordinatör kuruluşu, yetişkin eğitimi hareketlilik projesine başvuru yapabilecek uygun katılımcı kuruluşlar olarak tanımlanabilir. Yetişkin eğitimi hareketlilik projesine ulusal bir yetişkin eğitimi konsorsiyumu kurularak başvuru yapılması mümkündür. Hareketlilik konsorsiyumunun amacı, hareketliliğin organize edilmesini kolaylaştırmak ve bir kuruluşun tek başına yapabileceği faaliyetlere göre daha fazla katma değer sağlamaktır. Bir konsorsiyum, yetişkin eğitimi faaliyeti gösteren en az 3 kuruluştan oluşmalıdır. Projenin konsorsiyum tarafından sunulması halinde konsorsiyumun tüm üyeleri aynı program üyesi ülkeden olmalıdır. Konsorsiyumun her üyesi ile koordinatör arasında rol ve sorumluluklar,
idari ve mali düzenlemeleri içeren bir anlaşma imzalanmalıdır. Uygun katılımcı kuruluşlar, görmekte olduğunuz gibi çok geniş bir yelpaze içinde yer almaktadır. Kamu kurumları, işletmeler, dernekler, odalar, sendikalar, vakıflar, enstitüler, kültürel kuruluşlar ve rehberlik merkezleri gibi çok çeşitli kurum kuruluşun personeli hareketlilik projelerinden faydalanabilir. Hareketlilik projesine katılan kuruluşlar, başvuran kuruluş, gönderen kuruluş veya ev sahibi kuruluş rolünü üstlenir. Başvuran kuruluş, başvuru yapmak, hibe sözleşmesi imzalamak, projeyi yönetmek ve raporlamakla sorumludur. Gönderen kuruluş, yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren uzmanları seçmek ve bunları yurt dışına göndermekle sorumludur. Ev sahibi kuruluş, yurt dışından gelen yabancı yetişkin eğitimi personelini kabul etmek ve onlara eğitim, staj veya faaliyet programı sunmak ya da onların sunacakları bir eğitim faaliyetinden yararlanmakla sorumludur. Ev sahibi kuruluşun rolü, faaliyetin türüne ve gönderen kuruluş ile olan ilişkisine bağlıdır. Ev sahibi kuruluş, bir kurs düzenleyicisi veya yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren ortak veya diğer ilgili bir kuruluş olabilir. Bir hareketlilik projesi, hazırlık, uygulama ve izleme olmak üzere 3 aşamadan oluşmaktadır. Hazırlık, hareketlilik öncesinde uygulamaya yönelik olarak düzenlemelerin ve planlamaların yapılması, katılımcıların seçimi, ortaklar ve katılımcılar arasında anlaşmaların düzenlenmesi ve katılımcıların hazırlanması aşamalarını içerir. Uygulama, faaliyetlerin gerçekleştiği zamanı kapsamaktadır. İzleme, hareketlilik projesi sonrasında yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesi, elde edilen çıktıların yaygınlaştırılması ve kullanılması için faaliyetler planlanmasını içerir. Hibe başvurusu esnasında sadece gönderen kurum kuruluşun tanımlanması gerekmektedir. Bununla birlikte projenin bir ulusal yetişkin eğitimi konsorsiyumu tarafından sunulması halinde konsorsiyuma üye bütün kurum kuruluşların aynı program ülkesinden olması ve hibe başvurusu esnasında tamamının tanımlanmış olması zorunludur. Hareketlilik projesinin uygulanması esnasında farklı program ülkelerinden en az 2 kurum kuruluş, en az 1 gönderen ve en az 1 ev sahibi kurum kuruluş olmak üzere yer almalıdır. Başvuru sahibi projenin hedefi ve zaman içerisinde planlanan faaliyetlerin türüne göre başvuru aşamasında 1 veya 2 yıl olmak üzere projenin süresini seçmelidir. Belirlenen proje süresi içerisinde seyahat günleri hariç 2 gün ila 2 ay süren hareketlilik faaliyetleri gerçekleştirilebilir. Katılımcılar hareketlilik faaliyetlerini yurt dışında diğer bir program ülkesinde gerçekleştirmelidir. Başvurular, başvuru sahibi kurum kuruluşun yerleşik olduğu ülkenin ulusal ajansına yapılacaktır. Başvuru sahipleri, hibe başvurularını en geç 17 Mart 2014'e kadar sunmalıdır. Bir yetişkin eğitimi kurum kuruluşu veya konsorsiyumu, her dönem için yalnızca bir defa başvurabilir. Bununla birlikte bir yetişkin eğitimi kurum kuruluşu aynı anda başvuran birden fazla konsorsiyumun parçası olabilir. Bir hareketlilik projesinin bütçesi, kurumsal destek, seyahat giderleri, bireysel destek, kurs ücreti ve özel ihtiyaç desteği başlıkları kapsamında belirlenecektir. Kurumsal destek, hareketlilik faaliyetlerinin uygulanması ile doğrudan bağlantılı, katılımcıların harcırahları hariç her türlü maliyet, katılımcıların pedagojik, kültürel, dilsel hareketlilik hazırlıkları, katılımcıların hareketlilik esnasında izlenmesi ve desteklenmesi,
öğrenme çıktılarının doğrulanması ile ilgili harcamaları kapsamaktadır. 100. katılımcıya kadar katılımcı başına 350 avro, 100. katılımcıdan fazlası için ek katılımcı başına 200 avro destek sağlanacaktır. Seyahat kalemi, katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet yerine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetine katkı sağlar. Katılımcı başına seyahat mesafesine bağlıdır. Seyahat mesafesi, Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı kullanarak hesaplanmalıdır. Katılımcıların faaliyeti esnasındaki harcırahı ile doğrudan bağlantılı maliyetler bireysel destek kaleminden karşılanmaktadır. Katılımcı başına, kalış süresine ve gidilen ülkeye bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Harcırah miktarları ile ilgili olarak program kılavuzumuzu ve internet sayfamızı takip edebilirsiniz. Kurs kayıt ücretleri ile doğrudan bağlantılı maliyetler, kurs ücretleri kaleminden talep edilebilir. Katılımcı başına 70 avro olmak üzere azami 700 avro destek sağlanır. Engelli katılımcılar ile doğrudan ilişkili ek maliyetler, özel ihtiyaç desteği kaleminden karşılanabilir. Özel ihtiyaç desteğinin karşılanmasına dair finansal destek talebi, başvuru formunda gerekçelendirilmelidir. Uygun görülen harcamaların tamamı karşılanabilir. Erasmus Plus programının getirdiği önemli bir diğer yenilik, hareketlilik faaliyeti katılımcılarının yurt dışında kaldıkları süre ve süre sonrasında ve öncesinde yabancı dil yeterliklerini iyileştirmek için sunulan desteğin güçlendirilmesidir. 2014 yılından itibaren Avrupa Komisyonu tarafından adım adım online dil desteği hizmeti devreye sokulacaktır. Bu destek, uzun vadeli hareketlilik katılımcılarına yurt dışında eğitim görmek, çalışmak veya gönüllü hizmet sunmak için kullanacakları dile ilişkin bilgilerini değerlendirme ve yeterliliklerini iyileştirmek için bir online kurstan yararlanma fırsatı verecektir. Hareketliliklere katılacak personel, hareketliliklere katılmadan önce ve hareketlilik faaliyetini tamamladıktan sonra zorunlu olarak bir online değerlendirme sınavına tabi tutulacaktır. Online dil kursu ve girilecek test için ayrıca bir dil ödeneği verilmeyecektir. Herhangi bir geçme notu bulunmamaktadır. Online değerlendirme sınavından başarısız olunması durumunda hareketlilikleri katılımda bir engel bulunmamaktadır. Hareketlilik projeleri, projenin uygunluğu, proje tasarımı ve uygulamasının kalitesi ve etki ve yaygınlaştırma ölçütlerine göre değerlendirilecektir. Hibe tahsisi açısından dikkate alınabilmesi için her proje teklifinin en az 60 puan alması gerekmektedir. Ayrıca her proje teklifinin hibe tahsisi için dikkate alınabilmesi için belirtilen hibe ölçütlerinin her kategorisinde azami puanın en azından yarısını alması gerekmektedir. Bu eylem ile ilgili daha ayrıntılı bilgi ve başvuru koşulları ile ilgili olarak lütfen program kılavuzumuzu inceleyiniz, internet sayfamızı takip ediniz. Erasmus Plus programı kapsamında yetişkin eğitimi alanı ile ilgili olarak başvuru yapılabilecek bir diğer ana eylem ise yenilik ve iyi uygulamaların değişimi için işbirliği olarak adlandırılan ana eylem 2'dir. Stratejik ortaklıklar bu ana eylemin desteklediği bir alt faaliyettir. Stratejik ortaklıklar, yenilikçi deneyimlerin kurumsal, yerel, bölgesel, ulusal seviyede veya Avrupa seviyesinde geliştirilmesi, transferi ve uygulanmasını desteklemektedir.
kurulacak stratejik ortaklıklar vasıtasıyla girişimcilik, dil ve dijital becerilerin geliştirilmesi, temel becerilerin geliştirilmesine katkıda bulunması, kişilerin yeterlikleriyle iş gücü piyasası arasındaki uygunluğun artırılması, yerel, ulusal ve uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Yeni pedagojiler, bilgi ve iletişim teknolojisi tabanlı metodolojiler ve açık eğitim kaynaklarının geliştirilmesi, sürekli eğitimin kalitesinin artırılması, yetişkin eğitim alanında çalışan kişilerin mesleki gelişimlerinin teşvik edilmesi, kuruluşların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, dezavantajlı konumda olan grupların katılımlarının teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Aktif vatandaşlığı, istihdam edilebilirliği ve yeni iş yaratılmasını geliştirmek, kariyer rehberliği, danışma ve destek hizmetlerini geliştirerek öğrenmeye katılımı ve istihdam edilebilirliği artırmak, yeterliliklerin tanınmasını sağlamak ve belgelendirmek ise bu ana eylemin diğer hedefleri arasındadır. Bir katılımcı kurum kuruluş, bir program ülkesinde yerleşik, herhangi bir kamusal veya özel kurum kuruluş olabilir. Bu kurum kuruluş, projeye dahil olan tüm katılımcı kurum kuruluşlar adına başvuru yapar. Stratejik ortaklıklar ulus ötesidir ve en az 3 farklı program ülkesinden en az 3 kurum kuruluşu içerir. Hibeye başvuru esnasında tüm katılımcı kurum kuruluşların kimliği belirlenmiş olmalıdır. Projenin süresi, projenin hedefine ve zaman içinde planlanan faaliyetlerin türüne göre başvuru aşamasında seçilmek koşulu ile 2 veya 3 yıl olabilir. Başvuru sahiplerinin başvurularını doğru elektronik formu kullanmak ve gerekli olan bütün ekleri dahil etmek suretiyle ilgili ulusal ajansa online olarak iletmeleri gerekmektedir. Aynı seçim döneminde aynı başvurunun aynı ulusal ajans veya yürütme ajansına birden fazla defa sunulması durumunda ulusal ajans veya yürütme ajansı her zaman projenin son başvuru tarihinden önce sunulan en son halini geçerli sayacaktır. Posta yoluyla, kurye servisi yoluyla, faks veya e-posta yoluyla gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru sahipleri hibe başvurularını en geç 30 Nisan 2014'e kadar sunmalıdır. Bir yetişkin eğitimi stratejik ortaklık projesi kapsamında gerçekleştirilebilecek uygun faaliyetler, kısa dönem fiziksel hareketliliği sanal hareketlilik ile birleştiren karma hareketlilik faaliyeti, uzun dönem eğitim öğretim görevlendirmesi ve kısa dönemli ortak personel eğitimi olarak belirlenmiştir. Faaliyetler stratejik ortaklığa katılan kuruluşların ülkelerinde gerçekleştirilmelidir. Stratejik ortaklıklar, küçük ölçekli kurum kuruluşlar arasındaki çok basit işbirliği projelerinden, tüm eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında yenilikçi çıktıların geliştirilmesi ve paylaşım üzerine odaklanan daha gelişmiş ve büyük ölçekli projelere kadar uzanabilir. Farklı proje türlerinden kaynaklanan maliyet buna göre değişiklik gösterecektir. Teklif edilen hibe tahsis modeli, maliyet kalemleri görmüş olduğunuz maddelerden oluşmakta ve başvuru sahipleri gerçekleştirmeyi istedikleri faaliyetlere ve ulaşmak istedikleri sonuçlara göre bunların arasından seçim yapmaktadır. Proje yönetimi ve uygulaması ve ulus ötesi proje toplantıları başlıklı iki kalem, tüm stratejik ortaklık türlerinin başvurabileceği harcama kalemleridir. Diğer harcama kalemlerinin planlanması projenin konusuna göre çeşitlenebilir. Ayrıca proje faaliyetleri çıktıları tarafından doğrulanması halinde
İstisnai maliyet ve özel ihtiyaç sahibi kişilerin katılımı ile ilgili maliyetler karşılanabilir. Her yıl için bir stratejik ortaklığa verilen azami hibe miktarı 150 bin avrodur. Proje yönetimi ve uygulaması hibe kalemi, projenin planlama, finans, ortaklar arasındaki iletişim, işbirliği, yerel proje faaliyetleri, bilgilendirme, tanıtım ve yaygınlaştırma faaliyetleri için katılımcı kuruluşlara verilen hibe desteğidir. Koordinatör kuruluş aylık 500 avro, diğer katılımcı kuruluşlar ise aylık 250 avro hibe ile desteklenebilir. Stratejik ortaklıkların süresine ve iştirak eden katılımcı kuruluşların sayısına bağlı olarak aylık maksimum 2750 avro proje yönetimi ve uygulaması hibe desteği sağlanabilir. Ulusal aşırı proje toplantıları, projenin uygulaması ve koordinasyonu amacıyla proje ortakları arasında katılımcı kuruluşlardan bir tanesinin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıları temsil etmektedir. Bu toplantılara katılım, seyahat ve harcırah giderlerine katkı bu hibe kaleminden gerçekleştirilebilir. Başvuru aşamasında toplantı ihtiyacı, toplantıda iştirak eden katılımcı sayısı belirlenmelidir. Seyahat mesafeleri bireysel hareketliliklerde olduğu gibi Avrupa Komisyonu'nun desteklediği mesafe hesaplayıcıları kullanılarak hesaplanacaktır. Seyahat mesafesine bağlı olarak katılımcılara verilen seyahat tutarı değişiklik gösterecektir. Fikri çıktılar, stratejik ortaklıklar sonucunda oluşturulması planlanan üzerinde yoğun bir çalışma sonucunda oluşturulmuş müfredat, pedagojik malzemeler, açık eğitim kaynakları, bilgi iletişim teknolojileri, analizler, araştırmalar, farklı öğretme yöntemleri gibi somut, doğrulanabilir ürünleri temsil eder. Bir stratejik ortaklıkta fikri çıktı planlanıyorsa, fikri çıktının üzerinde çalışacak olan yönetici, araştırmacı, eğitici, teknisyen ve idari personel hibelendirilecektir. Yönetici ve idari personele ilişkin harcamaların proje yönetimi ve uygulama kapsamına girmesi beklenmektedir. Çarpan etkili faaliyetler, fikri çıktıların paylaşılması ve yaygınlaştırılması amacıyla planlanan faaliyetlerdir. Fikri çıktısı olmayan, fikri çıktı planlanmayan bir stratejik ortaklıkta çarpan etkili faaliyetler için hibe desteği alınması söz konusu değildir. Bu tür faaliyetlere katılım için yerel katılımcı başına 100 avro, uluslararası katılımcı başına 200 avro destek sağlanmaktadır. İstisnai masraflar, proje ortaklarından hiçbirinin yapması mümkün olmayan ancak proje faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilmesi zorunlu olan faaliyetlerin üçüncü kurum kuruluşlara ya da diğer kişilere yaptırılmasıyla ilgili ve alt sözleşmeye tabi olan diğer harcamaları temsil etmektedir. İstisnai masraflar kaleminde uygun bulunan harcamaların %75'i hibelendirilecektir. Taşeronluk usulüne uygun olarak doğrulanmış nedenlerden dolayı doğrudan katılımcı kuruluşlar tarafından sunulamayan hizmetler ile ilişkili olmalıdır. Ekipman, normal ofis ekipmanı veya normal olarak katılımcı kuruluşlar tarafından kullanılan ekipman bu hibe kaleminden karşılanamaz.
Engelli katılımcıların projeye katılımı söz konusu ise bu katılımcılar ile ilgili doğrudan ilişkili ilave harcamalar özel ihtiyaç desteği kalemden karşılanabilir. Başvuru formunda gerekçelendirilmek ve belirtilmek koşulu ile uygun görülen harcamaların tamamının karşılanması mümkündür. Projeler, projenin uygunluğu, proje tasarımı ve uygulanmasının kalitesi, proje ekibinin ve işbirliği düzenlemelerinin kalitesi, etki ve yaygınlaştırma ölçütlerine göre değerlendirilecektir. Hibe tahsisi açısından dikkate alınabilmesi için bir teklif en az 60 puan almalıdır. Ayrıca her proje teklifinin hibe tahsisi için dikkate alınabilmesi için belirtilen hibe ölçütlerinin her kategorisinde azami puanın en azından yarısını alması beklenmektedir. Bu eylem ile ilgili daha ayrıntılı bilgi ve başvuru koşulları ile ilgili olarak lütfen program kılavuzumuzu inceleyiniz, internet sayfamızı takip ediniz. Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ programı, yetişkin eğitimi programı desteklerinden faydalanabilmek için detaylı bilgilere ekranda gördüğünüz iletişim adresinden ve internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Eurodesk ua.gov.tr adresinden kendinize en yakın Eurodesk temas noktasını bulabilir ve ofislerini ziyaret edebilirsiniz. Ücretsiz eğitim ve etkinliklerine katılabilir ve Türkiye Ulusal Ajansı fırsatları hakkında temel bilgiyi kendilerinden alabilirsiniz. Ayrıca Eurodesk'in sosyal medya araçlarını da takip ederek birbirinden farklı Avrupa fırsatları hakkında bilgi sahibi olma şansını yakalayabilirsiniz. Eurodesk Facebook sayfası için facebook.com/eurodesktürkiye ve Twitter hesabı için @eurodesk.tr hesaplarını takip etmenizi tavsiye ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.